Merhaba arkadaşlar, hepiniz kalma. Hoş geldiniz dostlarım. Bugün Yasin'in evindeyiz. Gençler, Yasin memlekete gittiği için onun kuşlarına ben bakacağım. Burada kuşları var, şurada kuşlar vesaire var. Halıyı falan kaldırmış, etraf kirlenmesin diye iyi de yapmış. Bir de arkadaşlar, ona geçen ben bir yuvalık almıştım. Şu montumuzu şöyle bir koyalım. Şimdi o yuvayı da arkadaşlar takacağız. Biliyorsunuz şurada bir tane garip bir yuva var. O yuva için almıştık. Bunun içine girmiyorlar gençler. Şimdi onu takacağım. Adama yardım edeceğiz. Bu da benim yuvam. Ona vermiştim. Onu da kendimle birlikte geri götüreceğim. Sana bırakacak değilim Yasin. Arkadaşlar, burada iki tane yavru muhabbet kuşumuz var. Bunlar dört taneydi. Bir de şurada Rüya var, biliyorsunuz arkadaşlar. Rüya biraz hastalanınca şöyle bir netleştireyim. Hasta kuş arkadaşlar, çekiliş yapmak istemedim. Yasin'e vermiştim. Yasin de tedavi etti kısa sürede. Kendine geldi Rüyamız. Gördüğünüz gibi o da, şöyle göstereyim. Ama teli netliyor. Şöyle netlese daha güzel olur. Şöyle oldu mu? Güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi rüyada burada. Neyse arkadaşlar, bunun tüneyi de bak, bir tanesi düşmüş. Bu tüneyi de ayarlamamız lazım. Şöyle bir netleştirelim tekrardan. İlk önce arkadaşlar neyle başlayacağız? Şu yuva asıl mesele. Yuvayı arkadaşlar takmamız lazım. Ben şimdi kafesi bir yere indireyim. Tekrardan devam edelim gençler. Arkadaşlar, kafesi tuttum, yere indirdim ama hakikaten ağırmış. Neyse, güç bela indirdik. Şimdi şu seccadeyi bir kaldıralım. Yasin bayağı bir namaz kılıyor belli ki. Yalan bu arada. Arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir durum var. Bunların 6 tane yumurtası var. Bunların hiçbir şeyi yok. Bu zaten biliyorsunuz benim güneşimdi. Yasin'e satmıştık. Şunu da arkadaşlar bir pet shop tanıtımında göstermiştim. Yasin gitmiş orada da satın almış. Şimdi arkadaşlar, bunlara bir şey yapalım. Şu yuvayı bir çıkartmaya çalışalım. Bu yuva biraz zor çıkıyor nedense. Sıkışıyor arkadaşlar. Zaten 5 para etmez bir yuvalık. Bu arada bu videoyu Yasin izleyecektir. Eminim buna. Yasin, senin kuşlarını çalacağız. Bak mesela bir tanesi çıktı. Bir tanesi çıkmıyor. Biz bunu iki kişi uğraşıyorduk çıkartmaya. Güç bela çıkartıyorduk. Şöyle yapalım. Adam tarz, adam tarz yani, görüyorsunuz değil mi? 3 boyutlu yapmış. Buradan Yasin'in de ev vloğunu çekmiş olduk. Şimdi şunu bir çıkartsaydık. Arkadaşlar, en iyisi ben bunu çıkartayım. Ondan sonra size devam edeyim. Ya da ben şöyle koyayım arkadaşlar, size izleyin. Oldu herhalde ya. Siz gençler o şekilde izlerken ben de şunu çıkartmaya çalışayım. Nasıl çıkartacağız tabii bilmiyoruz. Bu arada keşke bir maske alsaydım, iyi olurdu ya. Buraya gelirken bir daha maskeyle geleceğim. Yok arkadaş ya. Ya çok zulüm bir yuvalık diyebilirim arkadaşlar size. Bu nedense bayağı bir insan sorun çıkarttırıyor. Heh, çıkarttık. Şu yuvayı böyle koyalım. Arkadaşlar, bu gördüğünüz yeni yuvayı da bir bakalım tam olarak çıkıyor mu ortam. Evet, çıkıyor. Burada arkadaşlar içinde bir tane suluk var. Ben çarşıya gitmiştim arkadaşlar. İki tane tünek ve iki tane de ben bundan aldım. Suluk aldım. O arada Yasin işte eksikleri vardı. Onları da almış olduk. Arkadaşlar bakın, benimkinde şu şey kısa göndermişler bunu. Yasin'den çalalım en iyisi. Şimdi şunu bir takalım. İnşallah bu sefer yuvaya girmeye başlarlar. Arkadaşlar çok öpüşüyorlar falan ama yuvaya girmiyordu bunlar. Dedik ki acaba hani yuvadan dolayı mı? Yuva kötü olduğu için. Şöyle alayım kameramızı. Şu an son durum bu. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Sonra Yasin demesin, kuşlarımı nazar ettin.
Arkadaşlar şurada çok güzel bir dişi var. Hani rainbow falan değil ama gerçekten güzel bir kuş. Burada da bir dişiye bakalım. Söylediğine göre Yasin'in anne hiç göstermiyormuş yumurtasını falan. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gördüğünüz gibi. Şu an bir ses yok gençler. Demek ki hani şey değil. Siz söyleyin. Bakın yumurtasının birisi çıktı. Arkadaşlar bu evcil olduğu için hemen çıkıyor, kaçıyor. Dışarı çıkmayı seviyor. Bunu şimdi geri bir yerine koyalım. Hemen kamerayı dondurmak zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz benim alerjim var diye camı açmıştım. İçeri havalansın diye. Şimdi şunu bir yerine yerleştirelim gençler. Şuradan şu şekilde daha kolay olacaktır. Çünkü şey var, akıllı yemlik var. Arkadaşlar yuvamızı taktık. İnşallah şimdi kuşlarımız girer. Şunlar. Çünkü bunu pek sevmemişlerdi. Bunu bir şimdi arkadaşlar kafesi yerine bir kaldıralım. Yuvalığı şey akıllı yemliği taktıktan sonra. Sonra diğer kuşlarımıza bakarız. Bu arada yemlerine falan bakacağız. Sularına bakacağız. Zaten bunların akıllı yemlik. Bunlarınki bitmez. Ben de tavada veriyorum. Şey tabakta veriyorum. Arkadaşlar bakın. Mesela yumurtlayacak olan bir kuşunuzda. Şunu görürsünüz. Bakın gördüğünüz gibi. Altı leş bir şekilde. Yani çünkü çok büyük dışkı yapıyorlar. Ama burada arkadaşlar öyle bir durum yok. Gördüğünüz üzere. Daha temiz. Ama burası leş gibi. Bunu temizlemeyeceğim tabii ki de. Ya bir görseniz güvercin gibi dışkı yapmışlar, acayip feci bir şekilde. Şimdi gençler kafesimizi geri yerine koyalım. Gençler kafesimizi kaldırdık koyduk. Şimdi şunları da bir toplayalım. Arkadaşlar erkeği de şuraya koyup içeriden yakalamıştım. Ele alışkın ama hani avuca gelmiyor. Şöyle tutamıyorsunuz erkeği. Bu yüzden şöyle tutup hani banyoya götürdüm. Banyoda hani yakalaması daha kolay oldu. Küçük bir ortam olduğu için. Şimdi şu yuvayı alalım. Şöyle bir köşeye koyayım. Yasin geldiğinde artık buna ne yaparsa yapar. İster atar, ister bekletir. Bunu da koyalım. Yasin'in Paris aşkı. Burada da arkadaşlar yine kuşlar var. Bunları da ben size gösteririm. Şu da Yasin'in anahtarı. Çok güzel temizlik yapıyorum değil mi? Şu suluğu da arkadaşlar Yasin'e yeni almıştım. 1 liraya falan geldi. Şimdi ne yapacağız başka? Bunların suyu var, yemi var. Bunlar da arkadaşlar son durum. Bunların da yemi var. Onun suyu da var. Bunları da değiştirmeye gerek yok. Yasin arkadaşlar dünden önce gitti. Dün Hamza gitti. Hamza onun ev arkadaşı. O zaten bir dün bakmıştır. Belli ki çünkü yemleri falan her şeyleri var. Arkadaşlar Yasin de bu şekilde almıştı. Yemi böyle gördüğünüz gibi kiloyla. Ama yemin içine bir şeyler karıştırmış. Çünkü biz sade almıştık. Burada yulaf falan da var. Hain bizden sonra bir daha yem almış. Yemleri bittiği zaman buradan koyarız. Bak şuraya bir böcek var. Görüyor musunuz? Kelebek attı. Ama bu tarz şeyler arkadaşlar sorun değildir mesela. Hani bu oldu diye yemi çöpe atacak değilsiniz. Şunu görüyorsunuz şu anda geliyor. Bari gelsin de dışarı çıkartalım. Hani bu tarz şeyler sorun değil ama tabii olmazsa daha iyi olur. Evet. Üfledik ve gitti. Arkadaşlar daha fazla burada zaman geçirmeyelim. Çünkü benim biliyorsunuz alerjim var. Burada alerjimiz gudurur. Çünkü daha fazla kuş var. Daha fazla toz var. Şimdi bu kadar olsun gençler. Bunları da biz en sonda almıştık. Bunları arkadaşlar en son gittiğimizde almıştık. Yasin'e de almıştık. Şey aldık. Bana yeşilli takımı almıştık arkadaşlar. Ben onları seçmiştim. Yasin bunları ayrı ayrı seçmişti. Ya çok güzel bir kuş. Umarım yavru verir ama yani şu an yakın zamanda zannetmiyoruz. Ha bu arada kendi yuvamızı da alalım. Biz de kendi şeyimize takacağız. Yeşillerimize arkadaşlar şuna adam yavru diyor ama bunun yaşı belli olmuyor. Çünkü kafa çizgisi falan vesaire yok. Hani tam olarak bir şey söylenmiyor. Sebebi de gençler şöyle. Hani nasıl söyleyeyim ben size. Tam net olarak söyleyemiyorum. Onun mesela haricinde ayağına gözüne bakarak arkadaşlar. Genel bir yaş tahmini yapılabilir. Fakat tam olarak söylenemez. Hani çok yakın bir tahminde bulunamaz. Yani bulunan varsa da onlar tabii daha da büyük üreticilerdi. Biz bilmiyoruz. Biz zaten hobi olarak yapıyoruz. Şu da benim yuvam. İçinde bir şey var mı? Yok.
Zaten arkadaşlar biz bir şey koymuyoruz içine. Mesela orada görmüş olduğunuz gibi Yasin'in gökkuşağı diyor ona. Evcil olan erkeğin dişisinin yuvasında da mesela hiçbir şey yok. Şu yuvada da hiçbir şey yok arkadaşlar. O da folluklu, içini ben size bir göstereyim. 15 TL'ye almıştık. Hem Yasin de böylelikle görmüş olur. Arkadaşlar bu benim paşayla hayalete aldığım yavruluğun aynısı. Sadece arkadaşlar renkleri farklı. Şöyle görüyorsunuz. Bayağı büyük, güzel bir yuvalık. Ya fiyatı da iyi yani. Ben o zaman 10 TL'ye almıştım ama o ikinci elde ben aldım. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kuşa ihtiyacı olan varsa söylesin. Ben buradan bir tane çalıp vereyim. Şurada da zaten yavrular var. Arkadaşlar yavrularda kötü bir durum oldu. Şurada 4, 2 tane yavru var ya arkadaşlar. Grili, beyazlı. Onlar 4 taneydi. 2 tanesi öldü. Show Jumbo vardı. 2 tane. Yasin bir tanesini sattı. Bir tanesi öldü. O kötü oldu yani. Şu kalem de herhalde şeyden geldi. Akıllı yemekten geldi. Neyse. Gerek yok. Bunu koymuşlar ama. Bu da arkadaşlar mama yine. Kuru mama. Bu da bana koyarsın diye verdi ama. Ben onu da koyayım arkadaşlar. O şekilde gideyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.